Adobe Dreamweaver CS6'nın bu dersinde bir site tanımlamayı öğreneceğiz. Site tanımlamak, sizin var olan sitenizin klasör konumunu belirterek uzaktaki sitenizin şifre ayarlarını yapmak ve hem lokaldeki hem uzak sunucunuzdaki siteniz arasında bağlantı kurmak anlamına geliyor. Şimdi, öncelikli olarak şöyle düşünün. Bir internet sitesi yapıyorsunuz. Sitenizin yapımına nerede başlarsınız? Öncelikle kendi bilgisayarınızla başlarsınız. Kendi bilgisayarınızla başlayacağınız için bunu bir klasörle yaparsınız. Ben bilgisayarımda, D sürücümde, belgelerim klasörün içinde, hatta web sitelerim klasörün içinde Umut D adında bir klasör oluşturdum. Buraya kadar her şey yolunda. Bu benim sitemin klasörü olacak. Sitemdeki bütün resimleri, videoları, HTML sayfalarını, flash içeriklerini hep bunun içine koyacağım. Dolayısıyla sizin yapmanız gereken şey şu. Bir klasör oluşturduktan sonra bir takım yeni klasörler oluşturmanız. Yani işinizi derli toplu hale sokmanız. Ben buradan yeni klasöre basıyorum. Yeni klasörden ilk oluşturacağım klasör CSS klasörü. CSS dosyalarımı yani stil harici stil dosyalarımı bu klasörün içine koyacağım. Bir klasör daha oluşturalım yeniden. JS, JavaScript dosyalarını ya da script kodlarını bunun içine koyacağım. Bir tane daha oluşturuyorum. Resimler olsun bunda da. Mevcut fotoğraflarımı, siteme koyduğum resimleri bunun içine yerleştireceğim. Eğer işlerinizi derli toplu tutarsanız, uzun vadede siteniz büyüdükçe başınıza iş almayacağınızdan emin olabilirsiniz. En azından bazı şeyleri elinizle koymuş gibi bulabilirsiniz. Sağ tıklıyorum. Buradan da Flash, Photoshop dosyalarını içine koyacağım varlıklar klasörü. Şimdilik aklıma gelen klasörler bu kadar. Siz buna spray da ekleyebilirsiniz. Gerçi spray'ı Adobe Dreamweaver otomatikman kendi ekliyor. Web fonts klasörü geliyor CS6 ile birlikte. Onu da Dreamweaver kendi ekliyor. Şimdilik bu kadar ama varmak istediğim nokta, belirtmek istediğim nokta şu. Siz klasörünüzün içine kategorizasyon yapabileceğiniz yeni yeni klasörler açarsanız uzun vadede rahat edersiniz. Kısa vadede de öyle. Peki, sitemiz tamamdır. Sitemizin mevcut klasörü hazır. Şimdi bu klasörü Dreamweaver'a tanıtmaya sıra geldi. Dreamweaver'ı açtım. Dreamweaver açıkken isteyenler Dreamweaver sitesi butonuna basabilirler. İsteyenler site kısmından yeni siteye basabilirler. İsteyenler sağ taraftaki site butonundan yeni siteye basabilirler. Hatta ve hatta artık canını çıkarttık burada. Dosyalar kısmından siteleri yönete tıklayabilirler. Gene aynı yere varıyor sayılır. Ben alışkanlık üzere site butonuna basıp yeni siteye basıyorum. Adlandırılmamış site 2. Bu sitenin adını koyuyorum. Bu sitemin adı Umut D olsun. Yerel sitenin klasörü. Az önce yaptığımız klasörün lokasyonunu belirteceğiz. Klasöre tıklıyorum. Zaten hazır olarak geldi. Umut D'ye tıkladım. Klasörler karşısında. İçeri girmenize gerek yok. Şu an ana klasörünüz buysa seçe basmanız kâfi. Bastım. Sunucular kısmına geliyorum. Şimdi şu ana kadar lokaldeyim. Ancak benim belki uzakta bir internet sitem var. Bir domain aldım. Bir internet sayfasına göndereceğim bunları. Bunun için sunucular kısmında önce bir sunucu tanımlaması yapmamız lazım. Dolayısıyla yeni sunucu ekleye basıyorum. Bunun adını da yazalım. Bunun adı Umut D olsun. Şunu kullanarak bağlan. FTP. Secure FTP protokolü. Burada çeşitli seçenekler var. Ancak lokalde çalışacağınızı düşünüyorsanız yerel ağ seçeneğini seçmeniz kafidir. Yani uzakta internet siteniz yok. Siz sadece kendi bilgisayarınızda bir iş yapacaksanız, iş göreceksiniz. Bir site hazır olarak klasörünü kuracaksanız burası sizin için sıkıntısız bir alan. Ancak ben olması gereken doğru ayarı söyleyeyim. FTP'yi seçiyorum. Sitenizin FTP adresini, kullanıcı adı ve şifresini giriyorsunuz buraya. Telekom. Porta dokunmuyorum. Kullanıcı adı. Şifre. Kök dizini. Kök dizini şudur. Siz bir host'tan kendinize
bir alan aldınız. Alanınızın adı da belli, kapasitesi de her şey de belli. İnternet sayfası hazırlayıp oradaki alana atacağınız zaman büyük ihtimalle yine siz kendi hosting firmanızla görüşmeniz gerekir. Elbette bu konu için onlar sizi uyaracaklardır. Büyük ihtimalle sitelerinizi herkesin görmesi için klasörlerinizi atmanız gereken gerekli yer public HTML klasörü. Çok büyük ihtimalle budur. Kendi dizinize bakarsınız. Web URL'si yani internet sayfasındaki adres www yapıyorum. Şu public HTML'i siliyorum. Daha fazla seçeneğe ihtiyaç duymuyorum. Kaydete de bastım. Teste basıyorum. Şifren doğruysa sunucuya bağlandığımın raporunu verecektir. Aksi halde zaten sizi uyaracaktır. Bir ekran gelecektir. Gelişmiş kısmından da şunu unutmamaya çalışın. Sunucu modeli PHP MySQL'dir büyük ihtimalle. Eğer ASP.NET, C# Visual Basic şeklinde çalışıyorsanız Dreamweaver'da zaten sizin pek işiniz olduğunu düşünmüyorum. Visual Studio kullanabilirsiniz. PHP MySQL ayarlarım tamamdır. Diğer seçenekleri pas geçiyorum. Kaydete bastım. Bunun haricinde sürüm denetimi seçeneğini pas geçiyorum. Burada gelişmiş ayarlarda dikkatimi çeken yani olmazsa olmazlardan biri varsayılan görüntüler klasörü. Yani siz sitenize bir fotoğraf ekleyeceksiniz. Dışarıdan bir fotoğraf alıyorsunuz. Dreamweaver bunu sitenin içindeki klasöre eklemek isteyecektir. Ya da sizin lokalde klasörünüze eklemek isteyecektir. Ve size şunu soracaktır. Şu resmin şu klasöre eklenmesini istiyor musunuz? Resim ekliyorsunuz. Görüntüler klasöründe belirtirseniz eğer Dreamweaver size şu soruyu şu şekilde soracaktır. Siz resimler klasörüne bu görüntüyü eklemek istiyor musunuz diye soracaktır. Yani hedefi 12'den vurabileceğinizi belirtecektir. Ortam sorgusu dosyasını pas geçiyorum. Görece bağlar hedefinde belgeyi seçmeniz doğru bana göre. Site kökünü seçerseniz site kökünde her seferinde site kökü yazmak zorunda kalabileceğinizi düşünüyorum. Ancak göreceli bağlar hedefinde belgeyi seçerseniz nokta nokta dosyalar şeklinde linkleriniz olacak. Yani site kökünü seçip de www.umutd.com bilmem ne dosyalar tarzında bir şey çıkmayacak karşınıza. O sebeple dokunmayın buraya. Perdeleme seçeneği sizin internet sayfanıza göndereceğiniz, uzak sunucuya göndereceğiniz bir takım dosyaları engeller. Yani uzak sunucuda Photoshop dosyasının durmasının alemi yok. Orada boşuna yer kaplamasın derseniz onu göndermezsiniz Photoshop'u ya da Flash'ı. Bu tamamen size kalmış. Buradan uzantıları belirtebilirsiniz nokta uzantı şeklinde. Dreamweaver siz uzak sunucuya sitenizin tümünü gönderseniz bile bu dosya türlerine pas geçecektir. İşe yarar bir seçenek. Zamanı gelince tekrardan hatırlatacağım bu konuyu. Tasarım notlarına geçiyorum. Şablonlar seçeneği olmazsa olmazımız. Zaten şablonlar için ayrı bir konu anlatacağım. Sitenizde spray widget'ları yani küçük spray araçları kullanırsanız bunların hangi klasöre konulacağını belirtiyor. Az önce demiştim bu klasörün yerinin sabit olması iyidir. Web fontları seçeneği ise sizin HTML5 ile gelen web fontu yeniliğinden faydalanmanızı ve mevcut web fontunuzun hangi klasörde barındırılacağını size soran bir seçenek. HTML5 ile gelen web font seçeneğini şöyle özet olarak anlatabilirim. Eskiden belli standart kalıplar dahilindeki fontları kullanıyorduk, yazı tiplerini kullanıyorduk ama HTML5 istediğimiz web fontunu sayfamızda kullanmamızı öngören bir yapıya kavuşturdu bizi. Ve dolayısıyla siz en enteresan yazı tipini kullansanız bile bu yazı tipini kendi internet sayfanıza atıyorsunuz. Gerekli kodlamaları yaptığınızda kullanıcı sayfanızı internet üzerinden yüklerken web fontu yani yazı tipi de karşı tarafın bilgisayarına, kaşla göz arasında hızlı bir şekilde yükleniyor. Yazı tipi alışılmışın dışındaki şekilde karşı tarafın bilgisayarında görülebiliyor. Pekala, benim ayarlarım bu kadar. Sitemi yerelde de tanımladım, uzakta da tanımladım. Kaydete basarak artık işime başlayabilirim. Sitem kuruldu. Bunu dosyalar kısmındaki Umut D alanından görebiliyorum. Klasörlerim de burada. Artık hiçbir şekilde klasöre gidip faaliyet yapmanıza gerek yok.
işinizi tamamen Dreamweaver üzerinden görmeniz gerekmekte.